Değerli seyirciler, Avrupa Şampiyonası eleme grubu D grubundaki kritik Letonya maçında ilk 45 dakikadan gol çıkartamadık. Saniyeler önce ilk yarının son düdüğü çaldı. 0-0'lık beraberlik var öte tarafta. Galler'de de Galler Hırvatistan mücadelesinin ilk yarısında da gol yok. Hocam tam hesap kitap maçı bunlar. Sabır maçı, kolay maçlar değil. Yani kağıt üzerinde kolay maç gibi gözükse de mental anlamda da değil işte Letonya takımı da Can mücadele ediyor dayanıyor hocam şimdi de bir şu şey var mesela Hırvat maçında bizim takım daha rahattı daha rahat top oynuyordu hani <laughs> korkacak bir şeyimiz yoktu şimdi burada Roller çok işte rahat şimdi. değiliz burada kaybedecek çok şeyimiz var onun için futbolcular biraz gerginler yani. Öyle çok rahat hareket etmiyorlar. Tabii hocam. Hoş yine de yani şöyle baktım. Ters bir pozisyon vermedik. Yok. Yani öyle adamları arkada boş bırakıp da bizim Yap. defasımızda ters pozisyonlar vermedik. macera yapmadık. İnşallah ikinci yarıda yapmayız. Ama biraz daha yana, biraz daha avuç çizgisine inmek lazım bu defası. Yani klasik bir defası. Bizim bir dezavantajımız var hocam. Ne bu dezavantaj? Hareketli oyunda forvette uzun adamımız yok. Hareketli oyunda. Duran toplarda var. İki stoperimiz de uzun. Geliyorlar ve hava hakimiyetleri de fena değil. Ama hareketli oyunda maalesef o dezavantajımız var. İşte belki ileride mümkün olduğu kadar çabuk İşte ceza alanına girip peraltı veya ceza alanına girip adamları güç pozisyonuna sokacak pozisyonlar yaratmamız lazım ama o ceza alanına giremedik Yunuslan özellikle. Yunus'u öyle kullanmak istedi. Hani ceza alanına girip penaltı yaptırır mı? Çalım atar Kerem, mı? Rahat top çıkarır mı? Barış Alper Avuç ama... çizgisine inemedik. Avuç çizgisine çok az indik. Birkaç sefer indik. Onda da iyi şeyler yapamadık. Soldan mesela geliyoruz. O tarafı biraz boş bırakıyorlar. Ama oradan da doğru toplar gelmedi içeriye. Hocam Cenk Stoper orijinli bir futbolcu. Evet. Acaba orada yani belki Ferdi'yi oraya kaydırıp sağ tarafa Zeki'yi falan alabilir mi? ikinci arı diye düşünmüyor değil insan. Evet. İşte, Buna bakmak lazım. Çünkü soldan daha rahat geldik. Şöyle geldik. Sağdan oyunu pişirdik. Sola döndürdük soldan netice almamız lazım alamadık. Yani evet. soldan gelen toplar Salla Parti toplar oldu. Adama top atamadı. Ortaladı filan. Yani orta attı, bilmem Has ne yaptı. De yani, orta geliyor evet, oradan. Yani oradan adama top sokması lazım yapamadı onu sol taraftan. Dur bakalım ikinci yarı tabii teknik adam ne yapar? Ya hocam yeneme ama yenilme Hocam bunu da yenmek kazanmak lazım bu maçı çünkü ondan sonra biraz işler sıkıntıya düşebilir o tarafta belli değil. Şimdi burada kazandık mı çünkü diğer maçın skoru Bitiyor. önemli değil. Bitiyor, Bitiyor iş. Ama işte kazanma riski ağır geldi. Şöyle tabii e, kazanacağım diye de hurra diye evet. e, saldırınca arkayı boş bırakma riskine girmiyor. Böyle bir, bir şey yapmıyor. Iki atman hocam geldi. zor bu kadar kapanan, bu kadar çekmiş yani otobüs oraya. Evet. İki, yani bir yer iki atman lazım. Her anda hata yapabilirsin. Islak zemin her şey olabilir. Evet gün boyunca yağmur da vardı. Hafiften böyle e, Konya'da yer zemin ıslak. Ya bir de şu var. Şimdi sol bek çocuk sol tarafta oynayan. Dün basın mensupları teknik adamımıza soruyorlar. Ya boyayı alır mısınız? Ya olacak iş değil. Yani milli takım Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Galatasaray'ın sol bekini milli takım alır Bey. mısınız diye bir soru. Bu, bu soruyu sorduğun zaman ...senin milli takımda orada oynayan oyuncuyu duman edersin. Tabii. Psikolojik olarak onu yıkarsın. Ya bu nasıl bir iş anlamadım ya. Adam zaten... Bu noktaya gelmiş geldi. Oynama şansı yok şu anda. An. şu anda. Alma şansın yok. Bu nasıl bir kulüpçülüktür anlayamıyorum ya. Bu tamamen kulüpçülük. Aptal ya aptal, ya. aptal sorular kusura bakmayın. Yani bu senin oradaki oyuncunu yıkarsın. Orada oynayan oyuncuya... ...ne diyor ya dersin yani ben... Ee, kifayetsiz miyim ki sen... ...Galatasaray'ın bekini soruyorsun falan gibi yani... Nasıl soruyorlar, ne yapıyorlar ya? Senin bu milli maçın arkadaş, burada kulübü bırakıyor. Tabi tabii. tabii hiç bu ay bez... milli takımda oynayıp oynayamayacağını daha sonra konuş. Hiç. Ama bez... şu anda sırası değil. Değil. Gitekim, ee... Teknik adam da hiç memnun olmadı, kestleri battı. Evet. Yani benim bildiğim kadar o ifadeyi bunu söylüyor dedi, Beş yıl dedi falan. yıl dedi İki bu soruyu bana değil. nasıl soruyorsun lan falan dedi yani. <laughs> Çok kibar bir adam. Yani bunlar ince işler, adamış işler. Abdülkerim'le bir topumuz direkten döndü. Ee, evet. Duran top. Av vuruşu. Bir gol attık ama. Bir gol attık. O golün birinci ta de olsaydı ikincisi de, de olsaydı. Evet var. ya. İkisi yani. de kıl payı olsaydı. O da Hakan düştü onu çarptı değil, falan. kılpayı değil. İki kıl payı değil. İki hocam. kıl payı değil. Kıl payı <laughs> bir da. kıl da. da. Bir, iki, iki... İkinci ve kıl payı değil. Yani. O oradan geçsek oradan takılırdık offside'a. Evet. Gibime geliyor. İşte orada da Yunus girdi hızlı çabukluğunu kullandı evet. falan ama işte onları çoğaltmak lazım hocam. Belki bazı hamlelerle bu öyle maçlarda çünkü başlayan kadar bitiren 11'de önemli. Yapılacak hamleler önemli. Bir de e hani, Letonya takımı da yorulacak. Bu sabredeceksin. Yani bu evet. maçtaki olay şu. Yani yeme. Evet evet. Yeme ya. Bekle abi yeme. Çünkü yediğin zaman iş tamamen sakata giriyor. Yeme ya. Bitsin sıfır sıfır biz. Ne olursa olsun. Sıfır sıfır bitsin abi. Yani yenemiyorsan yenilme bu tip maçta. Bir puan bir puandır. Çünkü öbür taraflarda ne olacak o da belli değil. Değil. Bir de son maçlar. Şimdi e, tabii bizim bir maç fazlamız var. Ee, Hırvatistan'a, Galler'e karşı e, ikisinin de beşer maçı var. Bizim altı maçımız var. E, o yüzden şu anda Galler Hırvatistan maçı da 0-0. Orada da e, Hırvatistan hep topu ayağında tutuyor. Ama ilk yarının en kritik pozisyonunu Galler yakaladı. Nivakovic çıkardı. Evet. O da enteresan bir maç. Yani Gall Hırvatistan neredeyse tek kaleye yakın oynadı yarım saat. Son bölümde dengeledi oyunu Galler takımı. Ama çok iyi bir top çıkardı Livakovic mesela. Hocam bu maçlar... Zor maçlar hocam. Yani. Şimdi bu maçlar fizik, müzik, tamam taktik falan da hocam psikolojik olarak çok, çok güçlü olman lazım. Çok. Doğru söylüyorsun hocam. Yani kamanın telleri gibi gerilmişsin. Evet. Onun için öyle işler yaparsın ki burada biraz gamsız oyuncu lazım. böyle. hele forvet de, anlıyor musun? Boş defansa da öyle ama. Öyle bir hareket yapacaksın ki üç kişiyi mesela pazara gönderip gol yaparsın plan. <laughs> yani ama vurursan yapamazsın. Şimdi tabi hamle yapabilecek oyuncularımız var hocam. Yani e, dediğim gibi ben hani acaba Zeki'yi sağ alıp Ferdi'yi sola koyup oradan soldan da gelmeyi sağlar mı diye bir beyin jimnastiği yaptım. Ama onun dışında Emre Akbaba var, İrfan Can Kahveci var. Hocam bir şu Yıldız, var tabii Yusuf Sarı, yani. Cenk oyuncuyu dosun, yer tertuğu. değiştirmek nasıl bir olay yani? Şimdi oyuncuyu yer, değiş... yer değiştirmek de sakat bir olay. O şu Ferdi ama ya biliyorsunuz. Sağ, <gülüyor> sağ <gülüyor> bekle de sola adam şey oynuyor gibi. Da. Her yerde oynuyor. Şimdi bekler, yer bekler, değiştirince önler. tabii olabilir. Ferdi, Ferdi olduğu için orada Ferdi için. Oldu var. için Ferdi olduğu için olur, Ferdi, olur Ferdi, evet. Ferdi Kadıoğlu konusunda Yarın bir sıkıntı olmuyor. Yani sonra çağ, sağ sağa da koysan. Hayır, her yerde oynuyor hocam o. Bu olabilir yani. Düşünebilir tabii ne düşünecek? Bakalım bir hamle yapacaktır ama hemen yapar mı bekler mi dediğin gibi Şimdi daha sakin kalmak lazım. Rakibin de etkili oyuncularına bakacak. Rakibin de ne yapabilecek yapabilecek oyuncular Hocam sen dedin ya çok o anlamda şey yapamadılar. Bir ilk başta bir böyle ilk 10 dakika içinde bir iki zorlamaya çalıştılar sonra baskı gittik çarptı. Arttı da işte bizim orta saha fena değil. Orta sahada çıkarırsan Allah muhafaza. Ee, İsmail'le Salih geçen maçta Bir de, bir de maçta yan top yaparken falan biraz dikkat etmemiz lazım. Allah muhafaza. Evet. Bize o işleri yapıyoruz. basit hata yapmamak lazım. Evet. Dediğin gibi kontrollü, temkinli, basit hatadan uzak. Ya olur maç başladığı gibi bilsin yapacak bir şey yok. Hocam 85'te atalım ya. Tabii. 0-0 gitsin 85'te atalım. Yalnız bugün ben buraya gelmeden denemermoteli'ye de yayıncı kuruluşlar dinledim. Diyor ki bazı maçlar vardır. 70'e kadar işi bitirirsiniz. Bazı maçlar vardır 70'ten sonra alırsınız dedim. Bak çok enteresan. Bunu da çok rahat söyledi. 70'de başlar demiş Tabii, değil mi? Tabii başlar dedi. Ama dedi bugün biz buradan çıkarız dedi. İnşallah. Bunu da söyledi inşallah çıkarız. İnşallah çıkarız. E, çok önemli bir Hırvatistan galibiyeti şu aldık hocam, çok iyi oynayarak. Çünkü şu var şimdi iyi güzel de e, rakip de böyle oynuyor oynaya yani bitirecek hali yok hocam bir yerden sonra o da büyük hatalar Tabii. yapacak yani. Futbol öyledir hocam. Öyle hocam evet. Yani gelirsin gelirsin de ben de defans olarak Sağdan geliyor, pardon soldan derim geliyor, bir yerde geliyor, hata bir yerde, yaparım bir yerde, abi. Bir yerde yapacağım Bir hocam yerde hocam Yani Çünkü yoruldukça atmıştan sonra hata yapacaksın. Doğru hocam. Onun için sen bu baskıyı devam ettireceksin. Hakemi nasıl kontrol? buldun hocam Arnavut Hakem? Ya Arnavut Hakem mesela bir pozisyonda durdurdu. Durdurmaması lazım. Şöyle offside tamam offside. Bizim lehimizi offside. Ama top öyle pozisyonda çıktı ki 35 metreye. Topun tekrar karşı takımdan alınıp da bizim takıma dönme şansı yok. Orada hakem yorumu var. Orada dağlara taşlara yaptı. Orada bırak abi. 2'ye 2 gidiyoruz veya 3'e 2 gidiyoruz. Orada bırak. Orada offside çaldık. Kendi de zaten vücut dilinde Allah dedi. Yanlış yaptım dedi. Bir vücut dili öyle. çok pozisyonun içinde kalıyor. Şöyle şey olur yani. Çok şey değil. Dönebilecek yapken. bir pozisyon olur da. Offside'dan. Offside'dır. Hani adam çıkarken yakalanır. Vermezsen avantaj olmaz. Öyle bir şey ki. Offside'dı. Top çıktı 35 metreye. 35 metrede bizim oyuncunun yanında kimse yok. Yok. O zaman bırak abi. Sen benim avantajımı niye de zaman döndürüyorsun? Sen düdüğü çaldın mı bütün herkes geriye gitti. Zaten pişman oldu. Evet öyle bir vücut dili vardı. Vücut dili vardı. E... Ya şey bir hakem değil. Topun filan önünde duruyor biraz öyle bir. İçinde kaldı bir Şu kere maçı idare edecek hakem değil. Evet kritik maçlar. maçlarda... Yani gergin bir maç çünkü bu. Kolay maç değil. Arnavut vermişler demek ki. Daha evvel de iyi puanlar aldı ki veriyorlar. Veya bu da şeyden çıkmadır bizimkiler gibi. Ne o? Neden çıkıyor hocam? <laughs> Algoritma. Algoritma. çıkıyor Peki e, puan durumu da e, ekrana yansıyor. Bunlar anlık puan durumu. 14-11-8 diye gidiyor. Anlık puan durumu efendim. Bu gördüğünüz üzere bizim bir maç fazlamız var. İkinci 45 dakikalar ne getirecek? dediğim gibi Galler'de Galler 0 Hırvatistan 0. Burada Konya'da biz 0-0 götürüyoruz. Ee, çok kısa bir süre sonra Allah ikinci maalese. yarı başlayacak. Arka tarafı ne götürecektir? O olmasın. Yok hocam. Evet olmasın. Getirecek olsun. Olmasın. Buraya kadar gelmişiz. Biz getirecekten gidelim <laughs> hocam. Biz getirecek <laughs> tarafından gidelim. Çünkü Euro 2024'te olmak gerçekten çok değerli. Türk Milli Takımının orada olması da şampiyonaya renk katar. Yani Tursun. E, tribünüyle, taraftarıyla o enerji, o ekonomik anlamda da şüphesiz e, o şampiyonaya renk katacaktır. Müthiş. Orada olmamız önemli. Her Almanya'da. Evet hocam, evet. Almanya'da olduğu için ayrıca da önemli diyelim. Biz yavaş yavaş sözü toparlayalım. E, hemen karşılaşmanın bitiminde son düdük çaldığı anda Erman Hoca ile birlikte 90 artı 1'de karşınızda olacağız efendim.